Merhaba, ben Sibel Tahtakıran. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlere ilk önce yaklaşan astroloji eğitimlerimden biraz bahsetmek istiyorum. 8 Ekim Salı günü başlayacak olan orta ve ileri seviye astroloji eğitimde sizleri astrolojinin derinliklerine götüreceğim. Bu eğitimi tamamladığınızda benim gibi nokta atışı yorumlar yapabilecek ve çevrenize hatta kendinize inanılmaz bir katkı sağlayacaksınız. Kendi haritanızı ve başkalarının haritalarını analiz ederek çok daha detaylı ve isabetli sonuçlar elde edeceksiniz tabii ki. Bir başka eğitimim daha var. O da 10 Ekim Perşembe günü başlayacak. Bu da çok talep gören bir eğitimim. Astro kartografi eğitimimle karşınızda olacağım. Bu eğitimde yaşadığınız yerin sizin için ne kadar uygun olduğunu, evinizi nasıl döşemeniz gerektiğini, gezegen hatlarınızın nerelerden geçtiğini ve hatta hangi bölgede yaşamanız gerektiğini astrolojik olarak nasıl belirleyebileceğinizi öğreneceksiniz. Şimdi bu bilgilerle hem yaşam kalitenizi ve hem de yaşamla uyumunuzu arttırabileceksiniz zaten. Her iki eğitimde canlı benimle beraber Zoom platformu üzerinden ve sizin haritalarınız üzerinden örneklerle ilerlenecek. Bu eğitimlerde hem danışmanlık hem de aynı zamanda eğitim almış olacaksınız. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen şimdi 538 773 62 90 numaralı WhatsApp hattıma mesaj atabilir, detaylı bilgileri alabilirsin. Şimdi yeni haftanın burç yorumlarına başlayabiliriz. Sevgili Aslan Burcu, bu hafta gökyüzünde gerçekleşecek önemli gezegen hareketleri yaşamanızda hem maddi hem de manevi anlamda belirgin etkiler yaratacak bir defa. Güneş, Venüs ve Merkür'ün güçlü konumları sizin için dolu dolu ve verimli bir hafta olacağını gösteriyor. İşte bu süreçte hedeflerinize ulaşma konusunda gerçekten büyük adımlar atabilir, önemli başarıları da imza atabilirsiniz tabii ki. Haftanın başlangıcında 22-23 Eylül tarihlerinde Venüs yeni bir eve geçecek. Son bir ayda geliştirdiğiniz tüm duygusal ve zihinsel süreçlere bu evde pekiştirecek tabii ki. Bu dönemde içsel huzurunuzu bulabilirsiniz. Yeni ilişkileri yelken açabilirsiniz. Mevcut ilişkinizde de daha bir derinleşme yaşayabilmeniz bu hafta mümkün. Venüs'ün bu konumu ayrıca böyle size maddi anlamda sizi çok destekleyecek. Kariyerinizde ve kişisel gelişiminizde yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz sevgili aslanlar. Eğitim faaliyetleri, aile ilişkileri, yeteneklerinizi geliştirme konularında da gerçekten önemli ilerlemeler kaydedeceksiniz. Şimdi 26 Eylül'de de Merkür yeni bir eve geçiyor, ev değiştiriyor, burç değiştiriyor. Burada hayata geçirmeye planladığınız özellikle projeler, düşünceler, somut sonuçlar vermeye başlayacak. Şimdi bu süreçte Merkür'ün desteğiyle böyle iş hayatınızda, kişisel yaşamınızda daha etkili böyle kararlar verebileceksiniz. İletişim becerilerinizi daha bir öne çıkaracaksınız. Özellikle 30 Eylül itibariyle bu hafta aldığınız tüm kararların aslında meyvelerini toplama şansını yakalayacaksınız. Tabii ki. Şimdi Merkür'ün bu güçlü konumu zihinsel bir berraklık, stratejik bir düşünme yeteneğini de sizde arttıracak tabii ki. Bu artım da sizi bir başarıya götürecek. Şimdi burcunuzun yöneticisi olan Güneş bu hafta sizi en iyi özelliklerinizi sergileme konusunda bir defa destekliyor. Ve Güneş'in etkisiyle liderlik yetenekleriniz ve kişisel gücünüz de daha da böyle bir ön plana çıkacak. İşte bu dönemde hem kişisel hem de profesyonel yaşamınızda gerçekten önemli adımlar atabilirsiniz diyorum sevgili aslanlar. Çevrenizdeki böyle insanlar tarafından da son derece takdir edileceksiniz. Güneş sizin hedeflerinize aslında ulaşmanız için size böyle bir ekstra bir motivasyon sağlayacak. Elde edeceğiniz başarılar bu dönemde kalıcı olacak ve statünüzü de gerçekten güçlendirecek. Bu hafta sadece Güneş, Venüs ve Merkür değil, diğer tüm gezegenler de sizin için olumlu çalışacak. Jüpiter'in tabii ki 11. evinizdeki konumu böyle grup çalışmaları, gruplarla yapılacak aktiviteler, sosyal çevre, sosyal çevreden olan arkadaşlık ilişkilerinizde de büyük başarıları elde etmenizi sağlayacak. Yine ayrıca böyle seyahat, yüksek öğrenim ve
ani kazançlar konusunda da çok şanslı bir dönemdesiniz bir defa. Şimdi Satürn zaten bir retro hareketi var. Karşılaşacağınız bu retro hareketteki böyle zorluklar birazcık daha bu engellerin azalacağı ve birazcık daha dirençlerin aslında kırılacağı anlamında geliyor bu retro süreci. Uzun süredir belki de fırsatların önünü açabilirsiniz. Başarılarınızın daha da artmasını sağlayabilirsiniz bu dönemde. Tabii Mars şu anda sizin 12. evinizde yer alıyor ve bu fiziksel sağlığınız birazcık da rekabet gücünüz üzerinde bir miktar baskı yaratabilir. İşte bu hafta Aslan Burcu olarak yoğun bir tempoda olacaksınız. Ancak bu tempo size çok büyük ödüller ve başarılar getirecek sevgili aslanlar. Hızlı yükselişiniz çevrenizdeki bazı kişilerde de tabii ki kıskançlık duygularını tetikleyecek. Bu durumda birazcık daha alçak gönüllü olmanız ve olumsuz duygularınızı da kontrol altında tutmanız çok önemli sevgili aslanlar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.